sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin gündemiyle de ilgiliydi. Ana muhalefet lideri gibi sürekli Ankara'ya mesaj gönderiyor, diğer şehirlerde mitingler tertip ediyordu. 7 Aralık 1997'de Siirt mitinginde kürsüde yine Recep Tayyip Erdoğan vardı. O gün belki de hayatının siyasetteki en büyük faulünü yapıyordu. İnanırlar çünkü, kubbeler mihver, camiler kışlamız, müminler asker. Erdoğan, Türk Ceza Kanunu'nun halkı kin ve düşmanlığı açıkça tahrik ettiği gerekçesiyle 312. maddesinden yargılanmaya başlandı. Ziya Gökalp'in dediği şiir Cevat Örneğin çıkmıştı. Gerçi Erdoğan bu şiiri daha önce Osmaniye'de de okumuştu. Ama hakem 28 Şubat sürecinin etkisiyle bu kez faulü görmüştü. Siirt Cumhuriyet Savcılığı fezlekeyi Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gönderdi ve soruşturma başlatıldı. 4 gün sonra Anayasa Mahkemesi Refah Partisi'ni kapattı. Erdoğan takımsız kalmış, takımın 30 yıllık kaptanı Necmettin Erbakan siyaset sahnesinden 5 yıllığına uzaklaştırılmıştı. Acaba milli görüşün yeni lideri Erdoğan mı olacaktı? Yeni bir parti kurulursa kim genel başkan olmalı denildiğinde büyük bir ekseriyet Tayyip Bey'in ismini söyledi. Bizim ismimizi söyleyenler oldu. Abdullah Bey'in ismini söyleyenler oldu. Recai Kutan Bey'in ismini söyleyenler oldu. En çok da Tayyip Bey'in ismi. Zannediyorum ki %80'in üzerinde onun ismi üzerinde mutabık kılınmıştı. Ama olmadı. Erbakan kendinden sonrası için kendini her zaman destekleyen parti içinde Aksaçlılar denilen gruba el verdi. Recai Kutan, İsmail Alptekin'den genel başkanlığı devraldı. Zira Erdoğan da Erbakan'a olan eleştirilerini açıkça dile getirmeye başlamıştı. Sayın Erbakan şu anda bildiğiniz gibi 5 yıl yasaklılar arasındadır. Artık olsa olsa bundan sonra siyasetin içerisinde bir bilgi olabilir. Erdoğan umudunu taraftara, refah tabanına bağladı. Fazilet Partisi'nin Anadolu'daki ilk mitinglerine Kutan'la birlikte katıldı. Meydanlarda Kutan'dan daha çok alkış alıyor, Başbakan Erdoğan sloganları atılıyordu. Türkiye'nin inşallah bir numaralı partisi olarak değil, dikkat edin, bir numaralı partisi olarak değil, tek başına iktidar olan Fazilet Partisi'yle geliriz. Erdoğan rüştünü meydanlarda ispat ederken yargı süreci kötüye gidiyordu. Diyarbakır DGM savcının suç işlememiştir mütalasına karşı askeri üyenin de oyuyla Erdoğan'ı siyasetten men ederek bir yıl hapis ve 860 bin lira para cezasına çarptırdı. Erdoğan cezayı gazetecilerden duyduğunda şaşkınlığını gizleyemedi. Şu anda sizden duyuyorum, daha henüz bana hiçbir şey yok. Mikrofonu uzatır mısınız? Geldikten sonra nasıl istersin? Ben şeyi almadan razı söyleyeceğim. İstanbul'un seçilmiş belediye başkanının siyasi hayatı okuduğu şiir yüzünden sona ermiş, suç işlemeye kışkırttığı gerekçesiyle 10 ay hapse mahkum edilmişti. Hakemler kurulu kırmızı kart göstermiş, 4 ay hapis yatmasına, başkanlıktan azledilmesine karar vermişti. Erdoğan'ın 4,5 yıl süren belediye başkanlığı 98 aralığında böylelikle son buluyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ı belediyeden binlerce kişi uğurluyor, seni seviyoruz şiir okuyan adam sloganları atılıyordu. Bu hüzünlü vedada Kutan'ın sözleri partide artık yol ayrımına gelindiğini gösteriyordu. İstanbullular, ortaya çıkacak yeni bir Tayyip Erdoğan'a, birinci Tayyip Erdoğan'a verdikleri oydan iki misli daha fazla oy verecekler. Erdoğan 26 Mart 1999'da Pınarhisar cezaevine girmeden önce çocuklarıyla vedalaştı. Ardından Kazlıçeşme'de on binlerce İstanbulluyla. Sizlerden ayrılmıyoruz.
Ayrılmadık, ayrılmayacağız. Konvoylarla Pınarhisar'a uğurlanan Erdoğan cezaevi günlerinde siyasi hayatının muhasebesini yaptı. Bir yol haritası çizdiğini düşünüyorum. Yani o tarihte gittiğimizde neyse güncel olan onu görüşürdük, bir kenara koyardık. Ondan sonra da yine hedefimize yönelik hangi çalışmaları yaptığımızı, neler yapmamız gerektiğini böyle bir plan dahilinde konuşurduk. Tayyip Erdoğan'ın kaldığı 4 ay boyunca Pınarhisar cezaevi siyasi bir türbeye dönmüştü. Tabii Anadolu, herkes bir şey getirirdi cezaevine. Kimisi börek yapıp getirirdi. Kimisi tatlı yapar getirdi. Onları hep cezaevinde dağıtırdı. Hiç kendisi yemezdi. Cezaevinde belki de hareketsizlikten kilo almamaya çalışırdı. Ama cezaevindekiler çok şanslı insanlardı. Onlar bütün bunlardan, gelen gidenlerden çok güzel istifade ettiler. Ziyaret günleri cezaevinin kapısına binlerce kişi yığılıyordu. Erdoğan sıkılmadan gelen mektuplara cevap yazıyordu. Hoş anılarını yaşadık. Mesela parti kurulduğu Anadolu'da dolaşırken bazen ilk önce kavrayamadım, sonradan kavradım. Otobüse gidiyoruz caddede. Birisi elini cebine sokuyor, bir kağıt çıkarıyor ve camdan gösteriyor. Allah Allah dedim. Sonra da anladım. Tayyip Bey'in hapishaneden gönderdiği mektuplar onlar. Anadolu'nun her tarafında şey gibi duruyor onlar. Kulak gibi duruyor. Çok mektup yazdı. Hemen en arkadakini alalım çocuklar. I wonder if you could become a prime minister of Turkey, which language would you prefer to communicate with other countries' leaders? Thank you. Evet. Buyurun. Soruyu anladınız. Anlayamadım. O zaman tekrar soruyu tekrar edin. Siz tercüme edin. Boş zamanlarında ise Erdoğan 32. günde cevap veremediği bu soruyu çıktığında yanıtlayabilmek için İngilizce çalışıyordu. 3 yıl sonra AKP genel başkanı olduğunda büyükelçilere bir temennisini next year inşallah diyerek iletecekti. 18 Nisan seçimlerinde Fazilet Partisi'nin oyları %21'den %15'lere düşmüş, Milli Görüş kan kaybetmişti. Bu sonuç partinin yenilikçileriyle gelenekçileri arasındaki kavgayı daha da alevlendirdi. Taşlar Fazilet Partisi'nin 14 Mayıs 2000'de yapılan genel kurulunda yerine oturacaktı. Genel kurulda yenilikçilerin ve Erdoğan'ın adayı Abdullah Gül oyların neredeyse yarısını alıyor, Erbakan'ın ağırlığının hissedildiği kurultayda bu tam 112 oy farkıyla yeniden genel başkan seçiliyordu. Genel kurulda Abdullah Gül başkan seçilemedi belki ama gelenekçiler gücünü kanıtlamış oldu. Artık bir bölen değil, parti içinde bir kanat olmuşlardı. Genel kuruldan 7 ay sonra Anayasa Mahkemesi Fazilet Partisi'ni Refah Partisi'nin devamı olduğu gerekçesiyle kapattı. Fazilet Partisi'nde yollar ayrılmıştı. Erdoğan ve Gül artık Erbakan'ın elini öpmüyordu. Erdoğan ve yenilikçi kanadın önde gelen isimleri siyaset oyununun artık eski taktiklerle oynanamayacağına, yeni taktiklerle kendi takımlarını kurmaları gerektiğine karar vermişti. Yenilikçiler Türkiye çapında kadrolarını belirlemeye başladı. Dışarıya sürekli biz değiştik artık oyunu kurallarıyla oynayacağız mesajları veriliyordu. Kızılcahamam'da Avant'a tıpkı futbol takımları gibi kampa giriliyor, yeni partinin manifestosu belirleniyordu. Ve 14 Ağustos 2001'de yeni oluşum uzun süren hazırlık dönemine noktayı koydu. Takımın adı Adalet ve Kalkınma Partisi, kısaca AK Parti, amblemi ise ampuldü. Sloganları aydınlığa açık, karanlığa kapalıydı. Şu dakikadan itibaren Türkiye'nin siyasal hayatında AK Parti diye bir gerçek var. Meclisten çıkan 312 değişikliğin ardından Erdoğan memnu hakların iadesi için Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gitti. DGM Erdoğan'a milletvekilliği yolunu açacak olan adli sicil kaydını sildi. Ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kararın bozulması istemiyle 8. Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Partiler aday listelerini açıklamış, Erdoğan İstanbul'dan AKP'nin birinci sıra adayı olmuştu. Karar açıklandığında Erdoğan'ın milletvekilliği hayalleri bir kez daha suya düşüyordu. Vur, vur, günahsın, patlara, günahsın, vur, vur, günahsın, patlara, günahsın, vur, vur.
Erdoğan'ın adı oy pusulalarında AKP Genel Başkanı olarak geziyor ama milletvekili seçilemiyordu. Erdoğan meydanlarda seçmenlerden milletvekili olamayacak bir siyasi partinin lideri olarak oy istedi. Konuşmalarında ekonomiden bahsediyor, IMF ile ilişkilerde köle değil patron olacağız diyor, kürbanı Kopenhag kriterleriyle çözmeyi vaat ediyordu. Erdoğan'ın Kasımpaşalı futbolcu jargonunu seçim meydanlarında da kullanıyordu. Siyasi rakiplerine futbolculuğuyla meydan okuyordu. Siyasetin de bir süper ligi vardır, bir de ikinci ligi falan vardır. Sen bir defa ikinci ligde oynuyorsun, dur bakalım. İkinci ligde oynuyorsun. Yani şu anda süper ligde oynayanların ikinci ligde oynayanlarla karşı karşıya gelmesi mümkün mü? Mümkün değil. 3 Kasım gecesi sonuçlar açıklanmaya başlandıktan birkaç saat sonra Adalet ve Kalkınma Partisi zaferini ilan etti. Seçmen meclisteki diğer partileri aktif siyaset sahnesinin dışında bırakmış, AKP tek başına iktidar koltuğuna oturmuştu. Tribünler artık yeni oyuncuları izlemek istiyordu. Erdoğan gururluydu. Milletimizin iradesi sandığa yansımış oldu. Cumhurbaşkanı Sezer başbakanlık görevini Abdullah Gül'e verdi. Türk ve dünya siyasi literatüründe alışık olunmayan bir durum yaşanıyordu. Ülkenin sanki biri resmi olmak üzere iki başbakanı vardı. Türkiye için Avrupa Birliği süreci daralmış, Erdoğan hiçbir resmi sıfatı olmamasına karşın 140 saatte 8 devlet başkanı ile görüşmüştü. Financial Times gazetesi haberinde AKP liderini Akdenizli bir futbol antrenörüne benzetiyor, bir İslamcı Avrupa'nın yeni siması olmaya çalışıyor başlığını atıyordu. Tayyip Erdoğan futbol bilgisini müzakere masasında da kullanmaktan çekinmiyordu. Diplomasi ve futbolun taktikleri arasında ilişki kuruyordu. AKP lideri İngiltere Başbakanı Blair'e topu orta sahada fazla dolaştırmayın dediğinde Blair'in verdiği yanıt burada top oynayan Tugay ve Alpay'dan çok memnunuz oluyordu. Futbolu çok candan oynamış ve onu bir yaşama biçimi oldu, algılamış. Çok doğal olarak bulunduğu işte birisi meselenin etrafında dolaşmaya başlarsa Tayyip'i hemen müdahale eder. Bırak orta sahada topu çevirmeyi. Futbolda şans faktörü önemlidir. Öyle ki kimi zaman Meşe Yuvarlak hiç beklenmedik bir şekilde ağlarla buluşuverir. Sivri seçimlerin iptali de Erdoğan için böyle oldu. Meclis anayasa paketiyle Erdoğan'ın milletvekilliği yolunu açtı ve AKP lideri tekrarlanan seçimlerde Siirt'ten adaylığını koydu. Siirt'te okuduğu şiir yüzünden yeşil sahalardan ayrılmak zorunda kalan Erdoğan, kaderin cilvesi Siirt milletvekili olarak meclise giriyordu. AKP 9 Mart'ta Siirt'te oynanan maçı 3-0 kazandı. 1986 yılından bugüne cezaevinde olduğu dönem dışında hemen tüm seçimlerde aday olup bir türlü meclise giremeyen Recep Tayyip Erdoğan da makul sahini böylelikle yenmiş oldu. Kırmızı kart görerek uzaklaştırıldığı yeşil sahalara muhteşem bir geri dönüş yaptı. Yıllar sonra hedeflediği kürsüde madalyasını takıyordu. Ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Tayyip Bey aslında 3 Kasım seçimlerinde gecikmiş milletvekilliğine bugün kavuşmadı. 1991'den beri hakkı olan milletvekilliğine bugün kavuşuyor. Yani 11 yıllık bir hasreti bugün giderebiliyoruz. Yemin töreninden 2 saat sonra Cumhurbaşkanı Sezer Tayyip Erdoğan'a 59. hükümeti kurma görevini verdi. Sayın Cumhurbaşkanı'na takdirleri için teşekkürlerimi sunuyorum.